Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Yanımda dermatoloji uzmanı Sayın Deniz Öztürk Kara var. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bu hafta da onunla beraber lazer epilasyonundan bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizlerdeyiz. Malum bahar ayı geldi. Yaz ayına yaklaşıyoruz. Herkese de bir yaz hazırlığı başladı. Özellikle lazer epilasyona bir yoğunluk var. E, yaptırma isteyenler çok oluyor değil mi bu dönemlerde? Evet. Talep arttı daha fazla. Yanlış bilinen doğrulardan bahsedelim istiyorum. Lazer epilasyonla ilgili ama ilk önce lazer epilasyon nedir? İsterseniz onu söylemekle başlayalım. Aslında lazer epilasyon dediğimiz şey kıl köklerinin tamamen yok edilmesi sistemi. Hı. Lazer epilasyon kalıcı bir epilasyon demek. Kalıcı bir kıl kökünün yok edilmesi prensibine dayanan bir işlem demek. Peki lazer epilasyon bir doktor kontrolünde mi yapılmalı? Evet kesinlikle lazer epilasyon bir doktor kontrolü altında yapılması gereken tıbbi bir işlem. Çünkü biz burada kıl köklerini hedef alıyoruz. Kıl köklerini hedef alırken bazen e, esmer tenli kişilerde, bronzlaşmış tenli kişilerde istenmeyen komplikasyonlar olabiliyor. Bazen lazere bağlı e, yanıklar oluşabiliyor. Bazen de e, yani lazer epilasyon sonrası etkisizlik olabiliyor. Ya da aşırı tüylenme olabiliyor. Bunların hepsini yönetebilecek e, bir e, hekim kontrolünde yapılması gereken tıbbi bir işlem. Komplikasyon oluyorsa da bunun yönetimi bir hekim yapması gerekiyor. Halk arasında da şöyle derler, çoğu kişiler düşünürler aslında hocam, lazer epilasyon yaptıranlar kısır olabilir derler. Sizce kısırlık yapıyor mu? Kesinlikle hayır. Çünkü lazer epilasyon kıl kökünün kılı besleyen damarlarımız var bizim. Burada bizim kendi klinimizde kullandığımız lazer epilasyonun temel prensibinde kıl kökünü besleyen damarları hedef alıyoruz. <laughs> Bu damarları ve çev kılı çevreleyen yapıları yok ettiğimizde kıl kökü yok olmuş oluyor. Burada zaten biz organlara ulaşmıyoruz. Ulaştığımız yer 0.5 ile 1 milim derinliğinde kıl kökleri. O yüzden ne kısırlık yapabilecek bir yan etkisi var, ne doğar, doğurganlığa bir etkisi var, ne yumurtalık bir etkisi var. Hiçbir şekilde organlara ulaşmıyor bu lazer sistemi. Koltuk altımıza da yaptırabiliyoruz bu lazer epilasyonu evet, ama... genital bölgeye de evet. koltuk altına da güvenle yapabiliyoruz. Şimdi lenf bezlerimiz benzeri, var koltuk altlarında. Peki hı hı. yaptırdığımız zaman bir sıkıntı oluyor mu? Lenf bezleri de yumurtalıklarımız gibi çok derinde organlar. Hı hı. Öyle yüzeysel organlarımız değil. E, lazer epilasyon lenf bezlerine ulaşmadığı için herhangi bir zarar vermiyor lenf bezlerine. O yüzden yapılabilir. Peki yüz bölgesini yaptırdığımız zaman tüylerde artış yapıyor mu? Evet, çünkü aslında kısmen evet, kısmen hayır. Yüz bölgesindeki tüylenmelerin birçoğu hormonal nedenlerle geliyor. Bizim zaten en çok problem yaşadığımız bölgedeki tüylenme yüz bölgesi. Çünkü biz araştırırken hastalarımızın birçoğunda hormonal problemler oluyor. Zaten ilk önce bir bunu çözmek gerekiyor. Sonrasında etkili bir lazer sistemi kullanmak gerekiyor. E, yüz yüzdeki e, tüyler yapısı farklı. E, daha çok böyle fotoepilasyon e, IPL lazerler tercih ediliyor. Hı hı. IPL ışık sistemleri daha doğrusu. Bunlar mesela yüz bölgesi için hiç uygun değil. Ya e, diyot lazer tercih edeceğiz ya endiyak lazer tercih edeceğiz ya da böyle erkek tipi tüy varsa, siyah tüy varsa o zaman da alexandrite lazer tercih edeceğiz. Peki yazın lazer epilasyon yaptırabilir miyiz? E, bu da kısmen evet, kısmen hayır diyeceğim. Çünkü hı hı. yazın güneş görüyorsa eğer bronzlaşıyorsak kesinlikle lazer epilasyon yapılmaz yanık oluşuyor. Direkt yanık oluşuyor. Bu konuda doktor e, doktorun yetiştirdiği estetisyenler ya da doktorun kendisinin de uyanık olması gerekiyor. Ve hastayı da bu yönde zaten uyarmak gerekiyor. Biz kliniğimizde Zaten bununla ilgili onan formu alıyoruz, hastaları uyarıyoruz. Hı hı. Ama buna rağmen gözden kaçan hasta olabiliyor ya da hasta bizi bu konuda uyarmıyor, sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bronz, bronzsak, bir ay önce güneşlendiysek ya da sürekli güneş gören bölgelerimize lazer epilasyon yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam, e, lazer epilasyonu 6 ya da 8 seans yaptırdık ama... Yapmamıza rağmen tüylerimizde azalma olmadı. Bunu araştırmamız gerekiyor mu neden azalmadığına dair? Kesinlikle. Bizim kullandığımız lazer sistemlerinde ortalama 6 ila 8 seansta sonuç alıyoruz. Hı hı. Yani tamamen %100 bitmiyor zaten. Hiçbir tüy yapısı %100 bitiş diye bir garanti vermiyor. Hı hı. Hiçbir lazer vermiyor. Ama %70'lerde %90 oranlarında başarı sağlıyoruz. Eğer 6-8 seansa rağmen tüy yapısı azalmıyorsa hastanın hormonal problemler açısından değerlendirmek gerekiyor. Tiroid fonksiyon testlerini, polikistik over gibi kadın doğumla ilgili problemlerini, insülin direncini, ya da e, işte beslenme ile ilgili bir sıkıntı var mı? İnsülin direncinin olacak bir beslenmesi var mı? Ya da yanlış bilinen bir uygulama mı yapıyor? E, o, on, onları tekrardan hekimin değerlendirmesi gerekiyor. E, seans demişken hocam peki seans aralıkları lazer epilasyonu önemli mi? Önemli. Çünkü kıl yapısının 3 e, tane fazı var. Bir büyüme fazı. Ve bir yavaşlama fazla, bir de hı hı. dökülme fazla. Biz aslında kılın büyüme fazında işlem yapıyoruz. Hı hı. Bu da böyle 2 ile 3 ay arası gibi bizim lazer cihazımızda. Biz bu süreyi kendi kafamıza göre bir ay, 5 ay, 3 ay diye yaparsak o zaman kıldaki yapılar değişebiliyor. O yüzden lazer epilasyonu sırasında seans aralıkları önemli. Bu konuda da zaten takiplerini yapılan kliniklerde olması lazım. Arkada da videomuzda görünüyor hocam. Size de sormak istiyorum. Lazer epilasyonu işleminden önce işaretleme yapmamız önemli mi? önemli biz kliniğimizde yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da çünkü lazer epilasyonda kıl kökleri tek tek hedef alınıyor ve bu bölgeyi biz işaretlemediğimiz zaman nereye yapıp nereye yapmadığımızı çok uzun bölgeler olduğu için atlanabiliyor. Hı hı. O yüzden işaretlediğimizde kontrollü bir şekilde her bölgeye atış sağlanabiliyor. Peki hangi cihazları kullanıyorsunuz? Bizim kliniğimizde şu anda 3 tane lazerimiz var. 3 dalga boyu olan lazerimiz. Alexandrite lazer ki en çok kullandığımız lazer sistemi. Diyot lazerimiz var. Bir de endiyak dediğimiz bir lazerimiz var. Ama en çok kliniğimizde Alexandrite lazer kullanıyoruz. Peki en etkili lazer epilasyonu hangisi? Ee, Alexandrite lazer. Özellikle Türk hı hı. tipi tüyünde Alexandrite lazer. Çünkü Alexandrite lazerler siyah tüylerde daha etkili. Ben de onu soracaktım hocam Alexanderite lazer epilasyonda hangi etkili mekanizmalar nelerdir diye siyah kalınlarda evet. değil mi Çünkü tüylerde? Çünkü Alexanderite lazer kılın pigmentini melanin pigmentini hedef alıyor. Hı hı. Melanin pigmentini e, lazer enerjisi gönderdiğimizde ısıya dönüşerek kıl kökünü tahrip ediyor. Kalıcı bir hı hı. işlem zaten. Ee, ve e, kılımız ne kadar siyah olursa melanin pigmenti de o kadar fazla oluyor. Hı hı. Kılımız ne kadar kalın olursa melanin pigmenti de o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla Alexandrite lazer epilasyondan en iyi sonucu böyle beyaz tenli, siyah türlü hastalarımızda elde ediyoruz zaten. Peki hocam kıl kökleri inceldiği zaman Alexandrite lazer de etkili oluyor mu yine? Orada da kullanıyor musunuz? Eğer e, kıl kökleri çok inceldiyse tabii ki hayır. E, o zaman diot lazere Öneriyoruz, geçiş yapıyoruz ee, ama ortalama 6 seans biz alexandrite lazeri bacakta, genitalde, koltuk altında uyguluyoruz. Ee, zaten böyle ince tüylerde baktık hastanın alexandrite lazeri görmeyecekse onu baştan söylüyoruz. Sizin tüyünüz alexandrite lazeri uygun değil diyoruz. E, diyot ve endiyak lazerleri hangi durumlarda kullanılıyor peki? Çok ince tüylerde, e, sarımsı, kahverengimsi tüylerde e, diyot lazer kullanıyoruz. Yüzde çok çok ince ise o zaman endiyak lazer kullanıyoruz. E, ama bu dediğim gibi kliniğimizden çok kullandığımız lazer sistemi değil kesinlikle. Herkesin çok da merak ettiği bir sorudur bence. Lazer epilasyon ağrılı mı hocam? Aslında lazer epilasyon çok ağrısız değil ama çok ağrılı da bir işlem Hı -hı. değil. Yani Konforlu bir işlem olduğunu düşünüyorum. Sadece bazı hassas bölgelerimizde biz öncesinde lokal anestezi krem sürüyoruz, biraz bekletiyoruz sonra da işleme Hı -hı. başlıyoruz. Bizim klinimizde kullandığımız lazer sisteminin zaten büyük bir soğutucu cihazı var. Bu sayede ağrı olayını ortadan kaldırdığını Hı -hı. düşünüyorum. Peki öncesinde neler öneriyorsunuz hastalarınıza? Öncesinde bir kere kesinlikle güneşlenmeyin diyoruz. En az bir ay öncesinde güneş olayını bitirmek gerekiyor. Ee, çok dikkat etmek gerekiyor güneşlenme, güneşlenmeye. Sonrasında tüylerimizi de kesinlikle ağdayla almayalım istiyoruz. Ee, Jiletle almayı istiyoruz ve en az e, kliniğe gelmeden en az iki gün öncesinde de jiletlenmiş olması gerekiyor. Peki sonrasında neler yapmalı bir lazer epilasyona gelen bir hasta? Evet, sonrasında e, yine güneş güneşten gerçekten güneş çok e, önemli. Çok önemli. E, en az bir hafta güneşe çıkmayın diyoruz. Yani Hı. direkt güneş teması olmasını istiyoruz herhangi bir sıkıntı yaşamanız durumunda mutlaka bize başvurun istiyoruz. Sonrasında bu hasarı en aza indirebilecek kremler öneriyoruz. Nemlendirici kremler, yara bakım kremleri öneriyoruz. Çünkü orada bir kıl kökü hasarı oluyor. İnflamasyon dediğimiz yangı oluyor. O yangıyı ortadan kaldırmak için ya da daha az indirmek için bazı krem tedavileri öneriyoruz. Biraz önce de bahsettik ama tekrar sormak istiyorum hocam. Lazer epilasyonda kaç seans öneriyorsunuz? Bir ayrı detaylı ele alalım istiyorum. Ve tüylerde de ne kadar azalma olduğunu tekrar seyircilerimize aktaralım isterseniz. Evet, lazer epilasyon Ortalama 6 ila 8 seans öneriyoruz. Hı hı. E, ve 6 ila 8 seans sonrasında %70 ila %90 oranında çoğu zaman bir başarı elde ediyoruz. Hı hı. E, ama e, eğer elde edemiyorsak zaten hormonal bozuklukları araştırıyoruz ya da kişinin başka bir problemi var mı onu araştırıyoruz. E, ve e, sonra e, ekstra bir tedavi gerekirse mesela bir hormonal bozukluk olması durumunda kadın doğum uzmanına yönlendirebiliyoruz. Tedavi yaptıktan sonra tekrardan nazara başlıyoruz. Peki lazer epilasyon öncesinde güneşten uzak kalmalıyız ve sonrasında da uzak kalmamızı hı hı. söylediniz. Peki bir de akne tedavisi görenler var. Roaktan tedavisi dediğimiz. Onlar lazer epilasyonu yaptırabilirler mi bu tedavi sırasında? Ee, Roaktan tedavisi retinoik kasit dediğimiz bir hı hı. tedavi. Güneşe karşı ışık duyarlılığı yapan bir tedavi aslında. O yüzden riskli yani lazer epilasyonda bir e, e, lazer sistemi sonuçta ışığa karşı duyarlanmayı arttırıcı bir e, ilaçla birlikte kullanıldığında aynı güneş ışığı gibi bir yanık e, oluşa, oluşma riski oluyor. O yüzden kesinlikle Roark'tan kullanan hastalarımıza biz tedaviniz bitsin bir ay sonra tedaviye başlayabilirsiniz diyoruz. Peki hocam programımızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak seyircilerimize lazer epilasyonla ilgili söylemek istediğiniz neler var efendim? Şimdi yaz gelmeden lazer epilasyona ilgi arttı. Yani herkes bir an önce tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak istiyor. Bu konuda bizim hastalarımıza söyleyeceğimiz en önemli şey tabii ki lezer sistemleri çok etkili, kalıcı olarak tüyleri yok ediyoruz. Ama güneşten korunmaları gerektiğini anlatıyoruz hastalarımıza ve bunun bir doktor kontrolünde yapılması gerektiği bir işlem olduğunu anlatmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir sıkıntı olması durumunda da hekim hastaya müdahale Hı -hı. ediyor sonuçta bir sıkıntı yaşadığımız zaman da bizim tedavi etmemiz evet. gerekiyor zaten. O yüzden doktor kontrolünde lazer epilasyon yaptırmayı da ihmal etmemeliyiz. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. İyi ki geldiniz. Rica ederim. Geçmek üzere. Değerli izleyicilerimiz dermatoloji uzmanı Sayın Deniz Öztürk Kara ile beraber bugün lazer epilasyonu konuştuk. Önümüzdeki hafta sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın.